Niye? Rihanna 3. çocuğu hamileymiş. Ne? Bu sene kapandı eve. Evet. Bir taraftan fantezi, bir taraftan da Cumhuriyet'in 101. yılı için marş yapıyor. Can takaslara Erman bakıyor demiş. Erman... Can bakıyor. Can bakıyor. Kaan Kural'dan gelen teklifleri kabul etmeyin. O adam kötü niyetli. Sneaks'ın katkılarıyla hazırladığımız haftalık fantezide çok ilginç bir bölüme başlıyoruz. Evet. Giderek daha ilginç hale geliyor bölümler. Başıkta ailesine başlık sağ olsun. Diye devam eder bu şarkı. Bu dönemde çok ihtiyaç duyduğumuz bir birlikte. Arapça biliyor musunuz? Küçükken Kur'an kursuna gönder. Bu şarkıyı 1000 kere falan dinlemişimdir. Ve nikah şarkısı. Herifin böyle bir iddiası var. Potansiyeli var. Eğlenceli şarkı bununla mı çıksak gibi bir şey söyledi. Ben yorum yapmadım. Program sonunda şimdiden söyleyelim. Çok önemli bir sürprizimiz var. Okurken kadrosunu olur. Neymiş? Kadronu okurken alttan bir şarkıyla biz de şey yapacağız. Anladım. Destek vereceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, gayet iyiyim. Çok iyi. Güzel bir hafta. Çok güzel bir hafta. İnşallah daha da güzel bir hafta olacak. Zaten ona dair bir şüphemiz yok. Yarın yok. Sokrates için güzel bir hafta olacak. Yarın yok. Perşembe de yokum. Perşembe de yok. Cuma da yokum. Cuma zaten yok. Cuma zaten yok. Cuma, cumartesi, pazar da yokum. Pazar ama şey olmuyor. Yani. Çok önemli değil. Siz tatil falan bir şey var mı? Yok, yok şu anda yok. Şu anda yok. Yani belki işte yıl sonuna doğru olabilir ya da Mart falan olabilir. O kadarını sormadım zaten hani bu dönem. Şu anda yok. Yani şu anda yok. Bu sefer ağaç biraz öne gelmiş. Seni görmekte zorlanıyorum. Ben de zorlanıyorum. İtebildiğimiz kadar ittik. Bu en itilmiş hali. Evet, bugün biraz daha Bekir bu ağacı çok seviyor. Neden hani olduğunu da bilmiyorum ama diğer ağaçları hiç sevmemesine rağmen bu ağaca karşı bir ilginçlik. Bekir genel olarak ama sevgi de olur hayattaki her şeye karşı. Burada bir ilginçlik var. Tabii, tabii. Evet, yani sakin bir giriş oldu şimdiye kadar. Bunu söyleyebilirim. Biraz hani ligi konuşalım. Konuşalım. Bu sezonu konuşalım. Konuşalım. Her zaman olduğu gibi bu sezona da yine Basketbol Monster katkılarıyla hazırlandığını düşünüyorum. Tabii ki, evet. Ücretlendirme neydi bu yıl? Ücretlendirme bu yıl $59'du. $59. $59'du. Ama siz eski üye oldunuz. Eski üye olduğum için bana kaydı da verdi. Sen zaten taahhütle almışsındır 5 yıllık falan. Çıkarsan farkını ödüyorum geri. Ama evet, bu sene de başarılı bir uygulama. Tebrik ediyorum buradan. Josh'u ve Kyle'ı tebrik ediyorum. Birinci misin hala uygulamada? Bakalım. Hemen bir current analysis yapalım. Yapay zeka başlıyor şimdi. Yapay. Değilim. Sensin birinci. Ben miyim birinci? Evet. AirBot 0.644 win percentage'la birinci. 622 Kaan Kural, 622 Big Dick Enerji, 593'le de 4. sırada ben takip ediyorum. Sen kendini merak ediyorsan hemen söyleyeyim. Playoff içinde 563, 7. sırada. 7. Ama sakatım var, onu şeye yap. Gülme lan, sakatım var. Cemal Paşa sakat. Makina ona göre hesaplıyor hepsini. Ona, ha tamam, şey adam olsun. Soru soruyor musun bu yapay zekaya? Yani sadece şey mi, fantezi mi? Dünyayı ele geçirmeyi düşünüyor musunuz gibi sorular falan. Yok öyle, yani soruyla komutla çalışan bir sistem değil. Hı hı. Daha çok sende ne analizler var abi diye sorabileceğim her şeyi sorabiliyorum. Mesela trade önereceğim sana. Hı hı. Trade'im, giriyorum sisteme. Bu trade'i yaparsak ben ne olurum, o ne olur gibi şeyleri var. Mesela Kaan abi bugün bir trade önermiş. Evet, hemen ona geçelim. Bugün önerdiği... Kaan abi standartlarında çok makul bir trade olduğunu baştan söyleyeyim. Kaan abi standartlarında. Önce onun altını... Beni de şaşırttı. Saat kaçta geldi? Bunu sormak istiyorum. Sabah. Sabah. Sabah geldi. Demek ki uykudan hemen önce. Mikal Bridges'i istiyor Kaan abi benden. Evet. Paolo Banchero ile Dorian Finney-Smith'i veriyor karşında. Şimdi sonra bir ilk başta ulan dedim acaba. Sonra bir Dorian Finney-Smith'e baktım. Gereksiz dakika almış. Şimdi onlar bir göz boyama var. Şimdi Banchero'ya baktım. Mikal Bridges'ten ne farkı var? Boyan Simil yani Mikal daha iyi tabii yani ve ne gerek var oldum. Yine de dedim sisteme gireyim. Ha yine de girdin mi sisteme? Sisteme girdim. Sistem beni al aşağı etti. Bu takası yaptığım noktada. Programa kadar da inceleyebilmek için de cancel'a basmamıştım. Huzurlarınızda trade'i reject ediyorum. Oo, canlı yayında sistem de bunu mu söyledi? Yapay zeka. Sistem bunu söylemedi. Bu benim. Yapay mesela biraz daha para verip öyle bir. Hayır. Yok, programa da geliyorum. Kaan Kural'dan gelen teklifleri kabul etmeyin. O adam kötü niyetli. Programa eli boş gelmeyeyim dedim. O yüzden burada çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Abi Kaan abi de çok enteresan bir eğilim sezdim. Yani başından beri bu belliydi de bununla falan artık emin oldum. Şampiyon olmaktan daha fazla önemsediği bir şey var. Takas yap. Düşükten alıp ondan mesela. Nasıl yani? Yani Mikal Bridges mesela. Ha. Şimdi beklenenin altında başladı ya. Anladım. Onda coşunca falan yapacak. O ondan keyif alıyor. Onun tatmininin peşinde. Onun peşinde. Ben de şampiyonluğun peşinde değil de imajını düzeltme peşinde gibi bir cümle kuracaksın zannettim ama hiç çok umursadığını zannetmiyorum ben. Kesinlikle imajı yani şu ana kadar beni şaşırttı. Harcadığı para. Genel olarak. Bu arada geçen hafta benim burada $90 paralar kaldı diye laf edildi de arkadaşlar Kaan abinin de zaten $136 var. Kaan abi değil de o zaman konuştum. Ben. Bakayım. Sen sen. Aynen. 105. Ulan, 105. Bunun da $112 var. Ne konuşuyorsunuz? Tamam. Bir adamlık. Kesinlikle canınız 90. var yani fazladan. Seninki 90. Artı hani 90'la ben sen bir de daha evleneceksin. Bir kere $100 psikolojik eşik. Bir şey sorabilir miyim? Şu parayla alakalı. Abi yılda kaç tane? Böyle yılda yani. Kaç tane? Ulan kaçırmamalıyım diyebileceğin kaç tane adam gelir? Cam Thomas sezon başına dönelim. Cam Thomas'a bugün herkes bence 40'ları 50'leri vururmuş. Ben bunu hissettim. Oğlum zaten Cam Thomas'a sonra senin verdiğin 16, 17 miydi 16 mıydı o değil ki. Ne? Senin Kaan abinin teklifini görüp ona göre teklifi vermen. Hayır. Evet. Hala bu arada açıklanmadı. Onlar da komisyoner. Evet. Diyerek atadığın insanların hepsinin asistan komisyoner olduğunu öğrendik. Yani gerçek komisyonerde... Can Thomas artık Can Thomas dosyası kapandı. Can Thomas mahkum etti. Halk vicdanında da mahkum etti. Yahuda da mahkum edecek. Şimdi tekliflere geçelim. Sen teklifleri konuşalım demiştin. Bu hafta kimlerle beraber... Fab Offers'la mıyız? Evet, Fab Offers'dayız. Derrick Jones Jr. $12. Kaan gereksiz. Abi. Kaan abi. Ve tabii ki bu $12 bir hikayesi var. Tıkla lütfen. 3 tane daha teklif var bu oyuncuya. Tevkif Press, Penny's Chocolate, Big Dig Enerji. Üçü de $0. Bir şey söyleyebilir miyim bu arada? Ben oradaki kendimi oradan sıyırmak isterim bu çirkin tablonun içerisinden. Ben Keita Bates Diop'a teklifte bulundum. $0 girdim. Ulan birisi girer sekerse Derrick Jones Jr.'da aynı kişiyi bırakarak... İkinci sırada waiver'da bıraktım. Yani o benim gerçek hedefim değildi. Bu ne abi hakikaten? 12 yani. Yani. Kendisinden sonraki en yüksek teklif 0 olan bir şeyde 12'ye almış. Bu şeye benziyor. Dolmuşlarda hala oluyordur belki. Ben diğer Miles Bridges'i aldım işte. $3 veriyorum. Oraya geleceğiz. O şerefsiz de dönüyormuş. Oraya ayrı geleceğiz. Ben bir yapay zekayım. Dolmuşta bir türlü gelmeyen sonuncunun parasını ödeyen adam olur ya. Kaan abiye ona benzettim. 12'yi veriyorum benim olsun. Atlamış. Burada Malachi Branham. Malachi. Malakay mı? Daha iyi olursa. Yani, hani, Malaki'dir. Malachi de diyorum. Malachi de diyebilirsin. Buna niye bu para verilmiş? Kaç verildi? Yani herhangi bir para verilmiş daha doğrusu. Bilmiyorum. 3 verilmiş. 3 verilmiş. Dwight Powell 5. Gallinari 9. Oo, Jae Crowder sakat. Matt Ryan 8. Yani bu değirmenin suyu... Jae Crowder 2 ay yoksa bu kime yarar? Senin Jose Alvarado da iyi olmuş ya 11'e. Yani tamam ama onu Arizona... Stil canavarı almaya çalışıyorsun değil mi sen şu an? Arizona 1 vermiş. Ben aldım yani sakat oyuncu listesine bir hamle yaptım. Tamam ben de Skyler Mays'i aldım. Burada hiç tanımadığım bir herif var beyler. Nerede? Ha? Şu anda ilk kez görüyorum bu herifi. Julian Strouter. Evet. $5 verilmiş bu herife. Evet. Kim oğlum bu herif? Denver'lı. Önemli bir oyuncu. Oynayacak zannedildi. Ben de mesela ona girmeyi düşündüm. Olmadı. Bir maçta 21 sayı atmış. Preseason çok iyi oynadı. İlk kez oynadı. Gonzaga çıkışlıymış. John Stockton'a selamlar. Adam Morrison'a selamlar. Biz de boş adam değiliz. Çalışıp geldik. Tabii. Yani John Stockton tabii dönemi. Gonzaga değil mi oğlum? İşte Gonzaga maçlara artık biliyorsun giremiyor. Aşı karşıtı. Gonzaga'lıyla çok barışık bir figür değil. Haftanın sonuçları diyelim dilersen. Diyelim. Haftanın sonuçları başlıyoruz. Başlayalım. Hemen konuğumuzla başlayalım. Ben kaybettim. Sen kaybettin. 5-3 kaybettin. Evet. Ben de kaybettim. Yakın oldu. Dur. Öncelikle bu İnan Özdemir'in 5-3 galibiyetini analiz ediyoruz. Edelim. 48 maç oynamış. Sen 45 maç oynadın. Doğru. 272 rebound almışsın. Doğru. Ama yani birçok istatistikte çok fark var. Evet. Neden? Söyleyeyim. Şimdi buraya ağlamaya gelmedim. Sadece gerçekleri konuşacağım. Bundan dolayı bir şey koymak istemiyorum buraya. Net söyleyeceğim yani. Haftaya başlarken, İnan'la eşleşmeye başlarken Ben Simmons sakatlandı. Haftayı boş geçtik. Terry Rogier sakatlandı. 2 hafta yok. Walker Kessler, blok canavarım sakatlandı. 2 hafta yok. Robert Williamson sezonu kapattı. Şimdi 4 tane adamı kaybederek başladım bir hafta. Panik transferlerim de var arada. 1-2 tane. Saçma sapan adam aldım. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi toplamda da 5-3 kaybettim. Blok eşit. Yani bir bloğum daha olsa alacağım 5-4'te. Abi 3 tane maçta 18 asist. Ben Simmons oynasa zaten 18 asisti geçmiş olacağım. 5-4 çok ortada bir eşleşme. Çok. Isaiah Stewart'ın 10 üçlük atması. İnan'da. Evet. Jordan Hawkins denilen garip çocuğun 14 üçlük atması. Kyle Lowry'nin mezardan çıkması. Bam Adebayo'nun 8 stil 7 bloğu. Yani bunlar beni üzdü. İnan hak edilmiş bir galibiyet almıştır. Benim tersime geldi. Kötü bir haftama denk geldi. Bu çocuklar da çok uzun süreli Robert. Ulan sen dua et. İnan'da da Harden, Paul George'un dengelerini bozdu. İşte büyük... Büyük resimden. Dengesi bozulmuş Paul George'un. Kitabın ortasından. 68 sayı, 9 stili var. Dengesi kaç bozulmuş. Maçta? Ne bileyim. 4 maçta değil mi? 3 mü 4 mü? Bak bakayım kaç. %30'la oynadı. %33. 4 maçta olması lazım. Olabilir. 4 maçta 68 sayı bize. 17 sayı ortalama kötü mü? 11'de 2 attı, 10 sayı attı. O yüzünden. Oğlum buraya girelim mi? Domantas Sabonis'in İnan'a karşı ilk maçına 8 sayı, 8 bant, 5 asist çıktığını. Onları da mı sayacağız yani? Zaten ağlamaya gelmedim. Ya her konuyu. Hayır ama siz bana bunu derseniz bir tane adamı İnan'ın da Paul George'unu etkiledi, James Harden'ın gelişi diye. Hayır, bunu da bir göz önünde bulundurmak lazım yani. Ha, olur bunlar. Bunlar olur. Ben kötü bir haftada denk geldim. Yapacak bir şey yok yani. Bu sakatlar döner, iyileşir. Kadromuza güveniyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama yani şimdi sezon başında şey diyordu makine. Şampiyon olur diyordu. Senin takım için. Doğru mu? Doğru. Bugün öyle demiyor. Demiyor. Neden demiyor? Neden demiyor? Soralım makineye. Neden ne? Makineye soralım. Abi söylüyorum. Şimdi bir kere zaten halihazırda makine şu şekilde işliyor. Senin oyuncularının total istatistiklerine bir bakıyor, karşıya bakıyor. Onları birebir eşleşseler bu average'larda bunları işte skor ne olur? 5-4'ler, 6-3'ler. Senin kullanmayı çok sevdiğim bir tabirle girmek istiyorum. Yani aslında babalama. Evet. Yani. Ama burada şöyle bir problem var. İlkeleme yöntemi. Benim kadromdan Robert Williams'ın düştü. Robert Williams beni blokta, rebound'da, FG'de belli yerlerde daha tutan bir adam. Korkma, steal'de de. Korkma. Demem, steal demem. Ona gerek yok steal için. Niye? Şimdi böyle insanları kaybedince, Terry Rogier'den, işte Walker Kessler'den, diğerleri 5'er maç, 6'şer maç onların da listesinden gidince kötü bir görüntü ortaya çıkıyor. Tabii. Uğur Ozan'ın takımının mesela daha iyi performans veriyor olması, beklentilerden daha iyi oyuncuların olması, yerden alınan oyuncular. Bunların hepsi etki. Anladım. Anladım. Çok güzel bir... Çok teşekkürler yorumlarınız için. Teşekkür ederim. Evet, 59 dolarınızı keşke bir vazo alsaydınız da bugün bu düştüğünüz duruma düşmeseydiniz. Vazo arıyorum evde. Evet, yani burada. Evet, devam edelim diğer sonuçlarla. Ben 5-4 kazandım. Çünkü zor bir eşleşme oldu. 7-2 gerideydim bütün hafta boyunca. Salı gününden itibaren. Bazen 7-1 oldu. Ama 5-4 muvaffak oldu. Oyuncularım, tebrik ediyorum onları. Parma 7-2 kazandı. Dominic Dominators önünde. Emre ile bu hafta sık sık görüştüm. 4 gün birlikteydik Emre ile. Sürekli eşleşmeye bakıyordu. Yani aslında haftalık fanteziyi... Dominic'in kadrosuna fason diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Emre'yi hayata döndüren şey oldu. Evet. Emre, hafta oldu. Hayata ve bu oyuna. Şey fancısı. Yani dedik oğlum bunları söyledik. Yanis'i gördün mü? Falan diye. O 65'i vurduğu sabah. Sonra öyle bir şekilde ilerledi diyebiliriz hafta. Team Fero, ligin zaten yeni lideri. 7-2'lik galibiyet. Fero'da kimler var ya? Yeşillenirim. Bilmiyorum ben de bakmadım Fero. Fero'da şey diyordu bu yıl. Fero'nun kadroda öyle çok ekstra bir durum yok. Fero izliyor programı biliyorum. Mesajlaşıyoruz çünkü. Buradan Fero'ya sesleniyorum. 4 tane toplu var. Bir taraftan bu sene... Kapandı eve. Evet. Bir taraftan fantezi, bir taraftan da Cumhuriyet'in 101. yılı için marş yapıyor. sezon başlamadan önce diyordu ki işte ben çok ilgilenemeyeceğim bu sene. Öyle gözüküyor. İşte marş çalışmaları sebebiyle. İlgilenemeyeceğim. Öyle gözüküyor demişti. Ama liderliği alınca belli ki bir bakalım şu kadroya. Abi Trae Young, Chet Holmgren, Donovan Mitchell, Rudy Gober. Yani... Maçların 4 atlısı. Bunların dışında da Sadik Bey, Russell Westbrook, gene klasik, Christian Wood, PJ Washington, bunlar var. Yani başka takımda topçu yok doğrusu. Sadik Bey ne ya? Hakikaten. Dönem dizisi gayrimüslim şeyi. Sadik Bey. İstanbul işgal altında. Yani bu yolun sonu. Neyse Malik Monk'ta kötüymüş. Şu anki konjonktürde düşündüğün zaman çıkmıyor. Arizona kertenkelleri 5-4'lük Los Angeles antidepresans galibiyeti. Evet. Onlar da ligin dibindeler Can ve Erman ama hamle yapmaya başladı Can böyle bir. Ben Galinari hamlesi geldi. Yüksek güldüm kusura bakma. 7-2 ile Orkun. Şu an görebildiğim kadarıyla. Orkun'u bu hafta 7-2 ile şimdi onlarla ben bu hafta oynuyorum. Kardeşim. Tyrese Maxey 50'sini attı. Yani. Attı. Tyrese Haliburton. Evet. Hayvan. Evet. Bak. 25 aynı maçta bir de 25 sayı 17 asist yaptı. Yani Kyrie Irving. Kyrie'nin Kyrie doğru, Kyrie de araya girdi. Burada benim çok üzüldüğüm bir şey var. Ha? Çok üzüldüğüm bir şey var benim burada bu takımda. Hangi takımda? Bunlarda, Tevkif'te. Dyson Daniels'ı ben almıştım. Ben bu CJ McCollum'un ciğerini söneceğini bilsem bırakır mıydım bu herifi? Bıraktık adamı, gitti buraya yar oldu. Üzüldüm. Ama Jalen Williams falan da 81 atmış. Ama o atıyor ya. 81 tabii değil. Yani olay onun üstüne benim de... Ortalaması 18 sayı zaten. Onun üstüne bende de Cemal Paşa yoktu. Zaten bütün hafta. Ondan sonra bir şey... Butler personal reasons çaktı. Şerefsiz. Olur Orkun'un bunlar. Personal reasons daha 62 sayı atmış zaten. Yani oğlum oynamadı bir tane. Bir maç oynamamış. Bir tane... Şimdi oynasa ne olur? Herkes kusuyor. Oynasa ne olur? Bakıyorum hiç şey olmazmış. Olmaz oynasa. Oynasa turnover'ı da kaybediyorsun. Gerçi kaybettik. Ona üzülüyorum. Son gün ben Shaedon Sharp'ı keşke çekseydim. Öküzoğlu bile rakipten para almış gibi 7 top kaybı yaptı yani. Abi o iş bende, merak etmeyin. Jimmy Butler free throw'da belki bir toparlar mıydı acaba? Toparlardı. Hayvanlar %85 attı ya. Yani işte, neyse ama gördüğüm kadarıyla çok bir etki bırakmamış bu mağlubiyet sende. Diyorsun ki yani fiksör. Toparlarız abi. Olur. Bunlar olur abi, yani. Sezonun ilk haftalarında bunlar olur. Bak ben de şu anda net söylüyorum. İlla düzelirler diye değil. Butler kötü oynuyor. Bunu herkes kabul eder. Açılır. Standardının altında oynuyor. Dinwiddie kötü oynuyor. Evet. Butler kötü oynuyor mesajıyla acaba birine buradan sesleniyor musun? Yani. Ki sever Butler'ı. İşte aynen. Kaan Kural. Ortak payda da buluşalım. Valla. Ne bu diye? Arada bu Al Horford. Yani bir şey söylesem kesilecek zaten. Şimdi bak 2 sene 3 sene önce hamileydi. Bu herifle yine bir tatsız geçmişimiz var. Adam oldu dedik. Oradan sonra takım diye Boston'da kendine geldi dedik. Ya kardeşim bak dün gece, geçen haftayı konuştum. Dün gece 2 sayı 4 rebound. Olacak iş değil. Biliyorum bak ben bunu bırakacağım şimdi. Ondan sonra oynamaya başlayacak biliyorum. O zaman bırakma. Şu an bırakma. Evet, Single Malt 5-4 kazandı. Canereler Kaan Kural eşleşmesi haftanın öne çıkan eşleşmesi. Bu önemli de bir galibiyet. Evet. Mesaj bu evet, bir taraftan da. Bir galibiyetten ötesi. Uzun yıllardır bu zaferi bekliyordu. Aynen. Canereler fantezide. Ve Big Dick Enerji'nin 8-1'lik galibiyeti onları 2. sıraya. Yani Beydur... Sevgili Erkan sakatlandığı haftada geçmiş olsun. Beydur'un bir kadroyu açtım. Bir okuyabilir miyim? Okuyabilirsin. Luka Doncic. Evet. Güzel. Luke Kennard, Austin Reeves, Marcus Smart, Cedi Osman, Cam Reddish, Lugens Dort, Torian Prince, Wembanyama, Dayron Sharp, Mark Williams, Vasilya Micic, Sasha Vezenkov, Nasir Little, Jared Allen. Vallahi bu çocuk okumayı sökmüş. Recamon yani takımda bir tane yıldız, 3 tane. İlginç bir kadro gerçekten yani. Mips için ısrarla takımda tutulması çok enteresan. Yani sanki takımın menajeri Ergin Ataman. Tabii bazı sohbetler de geliyor kulağımıza. Şimdi Kaan abi bu takımdan bir oyuncuyu gözüne kestirmiş. Biliyorsun. Acaba kim? Mark Williams. Mark Williams ısrarla istiyor. Evet. Aras tabii snooker'cı da yani bir snooker oyuncusu Mark Williams o da olduğu için oradan bir yürümüş şey demiş yani. Hani benim için önemi çok büyük. Çok duygusal bir güzel çıkış. Şey. O şekilde çıkmış. Sonra Can Önduygu'ya gitmiş Kaan abi. Onlardan birini istemiş. Can takaslara Erman bakıyor demiş. Erman Can bakıyor. Can bakıyor. Ya inanılmaz bir şey abi. Bu adamı başından savmak için insanların uydurduğu gerekçeler. Yani Mark Williams benim için snooker'dan önemli falan böyle hani şey gece yanına gelen tinerciyi savmak. Yok kardeşim dolmuşa bineceğim. Peki bir şey sorabilir miyim? Yani hepsini anlıyorum bak. Yani bu takımın varoluşunun her şeyini anlıyorum Beydur'un da. Abi Nasir Little. Evet. Adam son 6 maçta 5'inde oynamamış. Birinde 4 dakika oynamış ve sakatlığı yok. Tamam. Mitsic. Vasilya Mitsic. Adam son 7 maçın 6'sında oynamamış. Birinde 12 dakika oynamış. Evet. Abi niye bırakmıyorsunuz? Yani niye bırakmıyorsunuz? Yani bunun sebebi ne olabilir ya? Ben anlamıyorum. Yani bu... Ve bu takım, neden yani? Böyle bir takım bu haftada... Orkun, sevgi temelli bir takım herhalde. Orkun'la oynuyorlar. O yüzden çok Orkun çok sert çıkmak istemiyor gördüğüm kadarıyla. Bıraksınlar mı mesela Orkun hani Nasir Lidl'la... Ama 2 hafta önce... Yapmamışsın bunu. Ne? 2 hafta önce biliyorsunuz şey olmuştu. Kaan abiden azar yediler. Ne için? Oyuncuları bench'te bırakıyorlardı. Kadro kurmaya başladık. Yok bench'te bırakmışlar. Hayır yani injured'da bırakmışlar. Ha öyle mi? Injured'ı kullanmamışlar pardon. Injured'ı kullanmamışlar. Injured'ı kullanıp da bunları alıp. İşte o yüzden. Yani ama bunlara bence yani ligde komisyoner sensen ki sensin. O da komisyoner. Sen de komisyoner. Onlar asistan komisyoner. Ya şimdi komisyoner bence bunlara ne, başka... Bu şey mi? Gel ordunun başına gel. Hayır. Ne? Bence doğru düzgün arkadaşlar oynamayan adamlar yerine kadronuza oynayan adamlar alırsanız lig daha dengeli bir hale gelir. Hemen oyuncu bulayım ben bu haftaki rakiplerime. Mesela bence Jae Crowder'ı almaları lazım. Jae Crowder sakatmış. Hadi ya! Aa! Söylüyorum. Alacakları oyuncuları söylüyorum. Robert abi Williams. Gidin. TJ McConnell'ı alın. En kötü 3 tane asist yapar. Bir şey yapar. En kötü 3 tane asist yapar. Ha, burada Gilliard diye bir çocuk var. Bu hemen Kurtuluş Savaşı'nda çorabını veren köylü gibi. Bak 3 tane asist yapar. Ne demek abi? Oğlum tamam Gilliard. Oğlum öbürleri hiç oynamıyor. Diğer adamlar yok. Bak Gilliard al bunu. Asist yapar. Herkes yapabilir abi. Hangi Green bu? Jeff Green. Siz al de bunu. 20 dakika NBA'de 3 tane asist yapabilirsiniz. Nasıl mı? Aptal çocuk. Onların yerine oynayan adamlar 0-0-0. Boş küme. Anladım onu da yani. 3 asist. Ya eşek olsa bir şey yapar ya. Oynayan adam alın bari abi. Doğru. Tüm maçları, tüm eşleşmeleri. Ryan Rollins'i alsınlar bence. 3 tane asist yapmış 2 hafta. Tüm eşleşmeleri okuduk. Puan durumu da bir yandan ekrana gelsin. Omori'yi var bu arada. Caner'in ülkeye soktu. Evet. Kim? Eugene Omori'yi. Gemiyle gelmişti hatırlarsın. Phoenix'li çocuk muydu bu? Topaş. Washington'da. Aynı zamanda TIP. Aynen. Evet. O zaman Manager of the Week bölümümüze geçelim. Sneaks Up'la Manager of the Week bölümü. Çok uzatmaya gerek yok. Erkan Yılmaz. Ben katılmıyorum. Niye katılmıyorsun? Rakip yok karşıda. O zaman ne? Team Fero mu diyeceğim? Yok. Tevkif Pres olabilir. Ben burada kardeşim başarısını yedirtmem. Bu lige Humeyni gibi dönen Kaan Kural'a 3. haftadan tokadı basmış. Sen gerçekten 5-4'lük skorla... Oğlum ama bu psikolojik bir savaş sen yani. Sen ne diyorsun? Senin oyun belirleyici olacak. Yani bunu demiyorsan olmaz. Seçmemiz lazım. Ya bunu diyeceksin... Ben bütün olumsuzluklara rağmen direnen Kaan abiyi söyleyeceğim. 5-4'lük yenilgisi. Kaan abi de bu arada Platinum Badge, yok Diamond şey aldı. Bu arada Tekif Press de olabilir. Bir tane de şey kalalım, Canereler olsun. Tamam. Kazanmaya hasret. Bu camia. Bir süredir. O Canereler... Manager of the Week. Geçen hafta önemli de bir kamuoyu anketimiz vardı. Evet. Sneaks Up'ın sorduğu önemli soru Auction Draft'ı zayıf geçiren menajer kim? Bu soruya en yaratıcı cevabı verene de Puma Slipstream 2. 2 olması. Şimdi bir ayrıydı, bu 2. Bu 2. Ne gülüyorsunuz lan? Sonuçlar da yayımlandı. Resmi gazetede yayınlandı. Yani artık resmidir. Evet. Bu konu. Okuyorum. Ares ama Emiliano Romagna. Şimdi bu bir kere olmamış. Evet. En zayıf geçiren kişi İnan Özdemir'di. Çünkü sadece Caşart'ı kaybetmedi, hırslandı ve yoldaşını kaybetti. Duayen NBA takipçisi Öykü Hanım tarafından sözlü şiddete maruz kaldı ve Sokrates'in içindeki villain'a dönüştü. Şampiyon olsa bile içi buruk bir şampiyonluk yaşayacağı kesin. Evet, aileyi çok iyi analiz etmiş. Evet. Tebrik ediyoruz ayakkabı için. Ve Oktay Bey, Stipanovic yazmış. Enteresan da bir resmi var. Enteresan da bir resmi var. Punk Ergin Ataman görebiliriz. Kel ve Punk Ergin Ataman. Draft'ta en zayıf geçiren menajer maalesef Emre Özcan olmuştur. Tabiri caizse kendisi öğrenci evi dizme mantalitesiyle acil olarak tabak çanak almış ama arkadaşları eve girdiğinde onları oturtacak bir sandalyenin eksikliğini çekecek düzeyde bir kadro tutmuştur. Aslında bir işini hatırlattı. Tam onu diyecektim demin. Tam yani Onur Erdem'in evlilik öncesi evi Şişli. Ondan önceki evi. Tamam işte. Ondan. Neler vardır? Şişli. Ben koltuk. Feng Shui'ye göre. Aynen. Koltuk. İlham oldu. Koltuk, sehpa, televizyonun altında bir televizyon sehpası. Ama televizyon yok. Televizyon, bir masa, kitaplık. Ama kitap var mı? Ama var. Alan böyle. Yani. Alan biraz büyüktü. Boştu. Estağfurullah. Boştu. Ya boş oldu. Bu daha sonra Breaking Bad'e falan da dekor ilham. Biliyorsunuz o sahneleri hatırlarsınız. Yerde pizza. Evet, az eşyam vardı benim. Evet. Ama ben eşya sevmem çok. Evet. İnandıramadım gibi. Evet, artık bu konuda artık da zaten hani seçim hakkın ve şansı da olmayacak gibi gözüküyor. Bakalım, yani belli inisiyatifler veriliyor evde. Evet. Soru soruluyor. Cevabımı veriyorum. Uyuşuyorsa cevabını veriyorsun. Elif yenge öyle. Onur'un Monster'ı kullandığı gibi kullanıyor. Soru soruyor, beğenmezse salla. Şimdi sonuçları zaten okuduk. Puan durumu geldi. Evi konuştuk. Evliliği daha konuşacağız. Bir de sizden gelenler bölümüne geçelim. Sizden gelenler bölümü. Bamba Montway. Tüm programlar zamanında gelirken bu programın geç gelmesi araştırılmalı. Tamamen burada sevgili Boğaç'ın geçen hafta yaşadığı talihsizlik. Ne yaşamış? İşte, upload ettikten sonra render sıkıntısı. İşte. Ha, gerçekten teknik. Evet. Ya yan sekmede porno açık olunca sorun oluyormuş onun. Hayatında sorun oldu zannettim ben. Tamam. Yok, hayır. MB Bulut 29. Ali Kerebiç'i geçen hafta Osman Bey'den metroya binerken gördüm. Yaşlının birine yer vermedi. Gözlerimde ayıpladım. Böyle çok mesaj alıyoruz. Evet, ama Osman Bey detayı önemli. Yani 12-13 durak var herhalde, hatırlamıyorum. Tutturmuş. Demek ki doğru bilgi. Burak Katar 73-34. Ciğer sönmesi Nagatomo'dan sonra Nevizade'de bir meyhanenin menüsüne meze olarak eklendi. New Orleans restoranları da bu ticari fırsatı değerlendirmeli. Atom gibi bir şeydir herhalde ciğer sönmesi. Diyerek, evet. Öyle bir mezedir yani, acı. Bilmiyorum, ben sadece ayıp olarak değerlendirdim. Nasıl bir şey acaba, sormak lazım. Acıdır kesin ya, böyle hani ciğer söndüren gibi bir şey mi acaba? Yani peyniri muntazam kesen bir adam olarak biliyorsun. Keserim. Oturduğumun peyniri eşit parçalara ayırırım. Yani kültürüne çok hakim bir konuğumuz var bu hafta. Elimizden geldiği kadar eşlik etmeye çalışıyoruz. Cevat Şahin Tezcan yazmış. 24.55 aynı zamanda bu yılın teması. Bu hafta Big Dick Enerji'nin 20 sayı atacağı Milano deplasmanında haftalık fantezi fanı olarak yerimi alacağım. Milano topraklarında gerek maç anlatmış, gerekse kapalı alanlarda hareketli zamanlar geçirmiş Team OÇ ve Team AirBot abilerimden küçük bir şehir önerisi alabilir miyim? Verirler. Ben kapalı alanda hiç hareketli vakit geçiremedim Milano'da. Ben de. Maçı anlattık. Bir Duomo'ya gitmişsindir. Duomo'ya gitmedim ben. Duomo'ya da mı gitmedin? Yok, Dünya Kupası'nda denk geliyordu ya sen. Biliyorsun ya. Doğru. Bütün gün otel odasında maç seyrediyordum. Doğru. Valla yok mu bir gece kulübünüz? Yok. Oğlum vallahi yok ya. Orada en fazla orada. Maç çıkışı bir tane pub vardı. Yemek yiyecek bir tek orayı bulabiliyorduk. Bütün ekip oraya gidiyorduk. Milano'da. Bir de Ertuğrul abiyle viski içtiğimiz bir akşam var. Dışarı otelin bahçesinde. O kadar soğuktu ki ben sürekli içiyordum. Şeyde Vittorio Emanuele'nin orada işte zaten aynı çevre. Bütün turist yeri. Herkes zaten aynı. Mesela Caner abi şimdi burada töhmet altında bırakmak istemem ama Milano 3 kişi burada Milano tavsiyesi veriyor. Abi hepsi de oradan mı olur yani? Yani işte şu şey o yani orada bir tepsi. Caner'le mi oradan verdi? Caner'e aynen Emanuele'nin çevresinden, Doğu'nun çevresinden veriyor. Ben Doğu'ya gitmedim. Onu da gururla söylüyorum. Özcan, sen bunu soruyu WhatsApp'tan mı sordun? Emre Özcan ne? Birebir de mi sordun WhatsApp'tan mı sordun? Sordum. Burada sorun. Anında mı cevap aldın? Evet işte zaten o yüzden. WhatsApp'tan sorsak. Ne demek istiyorsunuz? Ya hiç sıkıntı yok. Bence bir araştırma yapardı onun dışında. Tepsi pizza var orada. Emre Özcan onu çok sevmişti. Abi bu başka bir lezzet. Top 10 Fancy Restaurant in Milano gibi bir araştırma. Vurdun şeye evet. Niye Rihanna 3. çocuğu hamileymiş? İki. Ne? Önüme çıktı şu anda da. Allah bu kız da durmuyor ya. Asap rakiyle. 221 B blok. Her hafta en çok beğeni alan kişi Sokrates stüdyolarına davet edilsin ve Kaan Kural'dan gelen takas teklifinde red butonuna basılmayışına izin veririz. Basılmasına izin veririz. Bence çok evet, çok mantıklı. İyi öneri. Çok evet. Mantıklı öneri. Bu hafta gelseydi mesela ben bastırırdım onu. Çünkü para da kesildi artık. Bir şey olması lazım. Ucuna bir şey koymak evet. Lazım. Bence çok normal. Bence en kötü Erman Yaşar geçirdi. Çünkü 2 kişilik takımda ufak oğlu kadar basketbol bilgisi olmayan Can Önduygu ile aynı takımda olup hep tek başına mücadele etmesi maalesef yetmedi ve en kötü oydu. Yalnız oğlu değil. Tabii ki bu onun seçimi. Evet. Önce belki yani o yola gidecek bilmiyoruz. Ama yani Can Önduygu'ya karşı biz ama bu çocuk basketbol bilmiyor şeyini de mesela Can da hakkını veriyor gibi bir süredir. Veriyor. Kesinlikle veriyor. Ozan Mansal 21-15. Bu kadar geniş omuz bir Arnold'da bir de Balkanların haşere çocuğu Ali Konaviç'te var. Haşere çocuk. Evet. Adamın bir senede omuz genişliği 2 katına çıktı. Ekmeğini yiyordur umarım Kadıköy'e geçecek. Ali'deki gelişim benim de dikkatimi çekiyor. Ya Ali'nin omuzlar geniştir de sanki o geçen hafta giydiği enteresan şeyde evet. Biraz katıyordu. Evet. O çok iyi bu arada. Ben çok beğendim. Ben severim öyle şeyleri. Sen modada bulursun bir yerde. Modada bulurum. Modada böyle sizin gibileri tokatlamadık çok dükkan var. Mini dükkanlar böyle store'lar. Kesin bulurum. Ama buradan Ali'ye de sevgiler. Güzel olmuş. Üst body iyi yani. Aycan Koç 94-41. Ali Konoviç'in çay kahveyi çok içtim elim ayağım titriyor cümlesinden kısa bir süre sonra Canerelerin stüdyo kahve almadığının söylenmesi programın yaran kalitesinin düştüğünü gösterdi. Orada şimdi bir şey var. Caner'in aldığı şeye kahve demiyoruz. Ha, orada yanlışlık olmuş. Canereler kahve alıyor. Keşke almasaydı diyor. Yani öyle bir kahve ki zaten az önce de bu krizi yaşadık. Orkun Yazıtları şakası program tarihine ilk 10'a girer. Evet ben de çok... Bayağı iyi. Vallahi kaçırdım onu. Evet, biz programda kaçırmışız onu ikimizle birlikte. Öyle bir program olmuş ki. Evet, daha zaten işte bu gibi kısmına da sevgili Onur Erdem müdahale etti evet. Bazı şakalara. Bazı ben etmedim. Yani geleceğimiz adına. Türkiye etti. Okulumuz adına. Yani dedim. Abi bir atılan bir bölüm yani gerçekten atılmış. Ben özellikle kaçak sigara şakasının gereksiz atıldığını düşünüyorum. Kaçak şimdi sigara şakası mı? Kaçak sigara şakası vardı. Bakayım. Oha ya. Ben sen oku canım, sen oradan devam et. Ben kendim araştırmam yapıyorum. Şimdi bak ama burası seni ilgilendiriyor. Neymiş? Alper Cooper 55-65. Türkiye gündeme para aklayan çiftlerle çalkalanırken Elif Onur Erdem çiftinin saçtığı bu dolarlar incelemeye... İster miydiniz böyle bir şey olmak? Yok. Bu şekilde gündeme İstemem. Gelmeyi. Bu şekilde gündeme gelmeyi... Mesela modadaki istemem. Evinizden böyle çıkarılırsınız. Ya şöyle bir problem var. Herif gözaltı kremini. Yani ben kara paranın nasıl aklandığını tam çözemedim hala. O yüzden hani... İşte yani onlar da çözemedi. O yüzden zor olur. Sercan Şahin 13. Hep merak etmişimdir. Sağ Malcılar metronun yanındaki Çolakoğlu inşaatının müteahhiti Orkun Bey mi? Öyleyse özgeçmişimi iletebilirim. Benim. Orkun et... Ben müteahhitim evet. Sağmazlar şey değil mi ya? Ne? Hürriyet binasına giderken... Evet evet. Bayram Paşa falan oralar. Cezaevi var ya. Cezaevin olduğu yer tamam. Bir gün gideceksin oraya. Max Biseç yazmış. Bu programa Esra Erol'daki paravan geldi. Bence çok güzel bir öneri bu da. Bu var. Evet o... Yani formu tam aynı etkiyi yaratmaz tabii. Evet, son bölüme geldik. En sona geldik. Evet, en o bölüme geldik. Sizden tabii takımınızı okumanızı isteyeceğiz. Okurum. Ama öncesinde. Bu sezonla getirdiğimiz bir yenilik. Çok salakça bir hareket. Uyum sağlayacağım. Takım mı okuyacağım? İsim isim. Evet. Ben Simmons, Devin Vassell, Mikal Bridges, Klay Thompson. Doğru dürüst okusan kardeşim. Duncan Robinson, Draymond Green, Domantas Sabonis, Alperen Şengün, Max Strus, Malik Beasley, Andre Drummond, Santi Aldama, Precious Achiuwa, Keita Bates Diop, Terry Rogier, Walker Kessler, Miles Bridges. Bir şey söylemek ister misin onlara? Kimlere? Yani bu oyunculara. Size güvenim sonsuz. Gelecek haftadan itibaren sağlığımıza kavuşuruz. Herkesi darma duman ederiz. Hiç problem yok. Sağlık en önemli. Gücümüz, kuvvetimiz yerinde. Alaşağı edemeyeceğiniz hiç takım yok bu ligde. Bence yeterli. Bence de yeterli. Size mutluluklar diliyoruz. Çok mutluluklar diliyoruz. Tebrik ediyoruz. Efendim. Sağ olun Mirim. Sağ olun. Kadıköy Evlendirme Dairesi. Evet. Gelecek hafta tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.